İnsan zamanın vaktidir. Geciktirdim ki yok. Vakit bu vakit. Sayın Emrullah İşler'le hemşerimiz, seçtiğimiz, teveccüh ettiğimiz milletvekilimiz ve bakanlık da yapan, onunla da gurur duyduğumuz hemşerimizle karşılaştık nihayet. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. İnsan zamanın vaktidir dedim. Asansörde de size kendi geliştirdiğim, bazen işte ben de yaptığım için siyasetçi yorgunluğu yorar dedim. Evet. Yoruyor musun? Biz de bugün yorgunluğu yormaya geldik. Kızılcahamam'a sabahtan beri geldik. Gelirken Kahraman Kızar'a uğradık. Önce orada fide dağıtımı yaptık. Sonra burada yaptık biliyorsunuz. Siz de beraberdiniz. Ondan sonra esnafımızı gezdik. Bir açılış yaptık. Sonra tekrar esnafımızı gezdik. Şimdi buraya geldik. Sizinle beraberiz. Tabii siyasetin doğası koşturmayı gerektiriyor, çalışmayı gerektiriyor. Siyasetçinin... Yoruldum diyemiyorsunuz herhalde değil mi? Yani ya insanlarla iletişim kurunca insanları kucaklamak, tokalaşmak, o insanların iltifatı, tebessümü zaten o bütün yorgunluğu alıp götürüyor. İşte sizler de esnafla gezerken gördünüz, sağ olsun hemşerilerimiz de o ilgiyi gösteriyorlar, bizden sakınmıyorlar. Ankara'nın neresine gidersek... Tabii başta Kızılcahamam olmak üzere Ankara'nın neresine gidersek çok şükür hemşehrilerimiz bizi kucaklıyorlar, iltifatta bulunuyorlar, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorlar. Bizler de onlarla tokalaştığımızda, kucaklaştığımızda mutlu oluyoruz, günün yorgunluğunu atıyoruz. Yorgunluk sizde dinleniyor. Evet, koşturmaya devam ediyoruz. Allah sağlık, afiyet içerisinde inşallah koşturmayı nasip etsin. Bu koşturma hayırlı bir koşturma ülkeye. Ankara'mıza bir fayda sağlamak için koşturuyoruz. Hemşehrilerimizin derdine derman olabilirsek ne mutlu bize. Bir de ilim adamlığı yönünüz var, profesörsünüz. Evet. İlimle siyaseti bütünleştirebildiniz mi diye sormayacağım ki, bütünleştirdiniz ki buradasınız. Evet. Tabii akademisyenlik de çok güzeldi. Orada da öğrencilerimize dokunuyorduk. Onlarla karşı karşıyaydı. İnsana dokunmak değil mi? İnsana dokunmak, evet. Yani bir şey öğretebilmek, insana bir fayda sağlamak, bu insana mutlu ediyor. Genç ve dinç yapıyor. Şimdi siyasete girdik, işte 11 yılı doldurduk aktif olarak siyasette. Çok şükür binlerce, on binlerce insanla kucaklaştık, tokalaştık, sohbet ettik, hasbihal ettik. Sıkıntısı olanın sıkıntısını giderdik. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii bunlar bizi mutlu ediyor. Onun için yorgunluğu aynen sizin dediğiniz gibi yoruyoruz yani. Ya yorgunluk gel bende dinle. Evet. Gel bende dinle. Güzel bir söylem olmuşsun ki. Şu değil mi? Sayın Bakanım diyeyim, milletvekilliğinden gelen Sayın Bakanım ve bizim de hep böyle görmek istediğimiz bir insansınız. Şu değil mi? Mutluluk mutlu ettikçe insana mutlu eden bir duygu değil mi? Mutlu edebilmek. Siyasetçinin amacı belki insanları, halkı mutlu edebilmek. Huzur içinde yaşatabilmek değil mi? Kesinlikle öyle ama insanın mutluluğu aslında kendindendir. Yani İzahi bir şey değil mi? Tabii insan mutlu olmak istiyorsa mutlu olur. Mutsuz olmak istiyorsa da yine kendisi mutsuzluğunu yaratır. Dolayısıyla benim sizler aracılığıyla da hemşehrilerime, gençlerimize tavsiyem şu. Ya mutlu olsunlar, mutlu olmaya. Yani sorun üreten değil, sorun çözen. Yani sorun çıkarmayan insan olması lazım. Bu eş olarak da böyledir, evlat olarak aile da böyledir, hayatında aile hayatında da, iş yerinde de. Yani bazı insanları görüyoruz, her şey sorun. Oturması sorun, kalkması sorun, konuşması sorun, insanlarla şey. Baktığınız zaman o insan önce kendisini yıpratıyor, psikolojik olarak kendisini yıpratıyor, stres içine giriyor. Zaten bütün hastalıkların kaynağı stres. Dolayısıyla benim hemşehrilerimize tavsiyem, gençlerimize tavsiyem, mutlu olmuşsunlar, mutlu olmaya, hayata pozitif açıdan bakmayı becerebilmeleri lazım. Karşıdaki insanın kendisi istediği gibi olmasını bekleyeceği yerde, yani o kendisi öncelikle benim acaba eksiğim nerede, ona bir yönelmeli. Kendisi mutlu olduğu zaman, karşı tarafa da pozitif enerji verdiği zaman o karşıdaki insanı da mutlu eder. Onun için ne kendimizi mutsuz edelim, psikolojimizi bozalım, maneviyatımızı bozalım, ne de etrafımızdakilerin aynı şekilde huzurunu kaçıralım. Mutluluk ez cümle insanın kendisinden kaynaklanıyor. Mutlu olmaya gayret edelim. Evet. Burada da zaten biz bu dünyaya imtihan için geldik biliyorsunuz.
Dünyanın sıkıntısı vardır, iyi günü, kötü günü vardır. Ama hep imtihan dünyasında olduğumuzu hatırlarsak ve Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetleri, başta sağlık olmak üzere, afiyet olmak üzere, bunun şükrünü eda edebilirsek işte o zaman mutluluk gelir. Evet. Geçmişi unutmamak lazım. Zor zamanları, sıkıntıları unutmamak lazım. Bolluk olduğu zamanda, rahatlık olduğu zamanda şükredip Allah ne diyor? Şükrederseniz artırırım diyor. Dolayısıyla her bakımdan mal için şükretmek lazım, eş için şükretmek lazım, evlat için şükretmek lazım, iş için şükretmek lazım, sağlık, afiyet için şükretmek lazım. Hem ilim hem siyaset açısından şunu düşündüm ben sizinle röportaj yapmadan önce, tabii buluşacağız bunda kesin artık, o söz aldık ya sizden. Dedim ki insan kendinde olanı kendi bilirse o kendinde olanın üzerinde bir hayat inşa eder. Evet. Kendinde olan ne? Bize şah damarımızdan yakın bir Allah-u Teala bizi yaratmış, hayatın içine koymuş ve hayatı da bizim için yaratmış. O zaman bizde olan bizi yaratmış, hayatı da bizim içine koymuşsa biz bahanesiz ve şikayetsiz yaşamalıyız. O zaman da mutlu oluruz herhalde. Kesinlikle. Zaten bunların reçetesini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ifade ediyor. Diyor ki kendini tanıyan Rabbini tanır. Bilir. Kur'an'a baktığımız zaman, hadislere baktığımız zaman biz Cenab-ı Hakk'ın ruhundan biliyorsunuz bizlere üfledi. O bizdeki can Cenab-ı Hak'tan bir soluk, oradan geliyor. Dolayısıyla kulluk insanoğlunun ulaşabileceği en yüce mertebe. Hı hı. Onun için Hazreti Peygamber'in İsra olayı anlatılırken, Miraç olayı anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de peygamberini demiyor mesela. Nebisini, Resulünü kulu demiyor, kulunu diyor. Yani çünkü insanoğlunun ulaşabileceği en yüce makam, Hazreti Peygamber o gün Miraç'a çıktı. Miraç'ın dünyadaki yansıması namazdır. İnsanlar, namaz kulun Miraç'ıdır. Tabii. Dolayısıyla babamızın alanına da girdik. Aynen öyle. Benim hemşehrilerimize, sizlere aracıyla tavsiyem şu, namazlarını kılsınlar daimi ama namaz kılarken bu namazın Allah'la muhabbet, sohbet olduğunu, iletişim olduğunu unutmasınlar. Alışkanlık haline getirmeyelim, ihtiyaç haline getirmeyelim. Tabii Allah'ın huzurundayız, Allah'la konuşuyoruz. Hı hı. Gerek Fatiha'yı okurken, gerek tahiyyatta, sureleri okurken. Dolayısıyla yani Rabbimizin bize öğrettiği, Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği şekilde o kulluğumuzu yerine getiriyoruz. Ama ki insanoğlunun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir diyor Hazreti Peygamber. Evet. O secdelerimizi bu bilinçle yaparsak, Allah'a yalvarır yakarırsak, hatta secdeyi sadece namaza hasretmemek lazım. Secdeyi anne karnında da secde vaziyetinde. Aynen öyle. Yani bir insan Allah'a yalvarmak, yakarmak istediği zaman elimizi açıp dua ediyoruz ama secdeye de kapanıp dua edebiliriz. Namaz evet dışında. Dolayısıyla bunu da yapabiliriz ama dediğim gibi o iletişim bağını güçlü tutmamız lazım. Zaten Allah'la iletişim bağı güçlü olan insanların psikolojik sorunları olmaz Allah'ın izniyle. Kadere iman, evet, kedersiz yaşamakmış. Evet. Öyle değil mi? Şimdi başta da söyledim, insan zamanın vaktidir. Bu vakti engel olmak, bu vakti engel olmak istemiyorum. Niye? Çünkü siyasetçilerin vakti çok değerli. Evet, evet. O vakti yaşamak lazım, o vakitte insanlara ulaşmak lazım. İnsanların ihtiyaçlarını tespit edip o ihtiyaçları gidermek lazım. Çok zor değil mi? Evet. O ihtiyaçları tespit etmek, o ihtiyaçları karşılamak. Kesinlikle. O ihtiyaçlar üzerinden hem onları mutlu etmek hem kendi mutlu olmak. Zor ama siyasette zor da kolay bulmak herhalde. Evet. Yani bizler siyasetçiler olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnsanların işlerini asan eylemek için, taleplerini karşılamak için. Tabii yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Yaptıkça da mutlu oluyoruz yani. En azından uğraştığımız zaman, yani yapmak için o gayreti gösterdiğimizde bile elimizden ne geliyorsa mutlu oluyoruz. İnsanlarımız da mutlu oluyor. Bugün işte bir esnafımızı gezerken çocuğuna vesaire yardımcı olmuşuz. İfade ettiler, o da mutlu, biz de mutluyuz. Yani onu bize ifade etmesi de önemli. Bu şekilde mutlu oluyoruz. Yani zaten Müslümanın
kardeşinin derdiyle dertlenmesi, kardeşinin işte sıkıntısını çözmesi biliyorsunuz bizde ibadettir yani. Kim kardeşinin yardımında olursa Allah da onun yardımında olur. Hadis-i şerifleri var. Dolayısıyla biz bu mantıkla, bu düşünceyle siyasetin içerisinde de, siyasetin dışında da bu şekilde hareket etmek istiyoruz. Siyaset o zaman kurum yönetimi değil, hayat yönetimi. Aynen öyle tabii ki. Kurum tabii. Yönetimi kolay ama hayatı yönetmeye talipsiniz. Hayatı yönetmek, ondan sonra insanların işte dediğim gibi bu sıkıntılarla karşıya geldiği zaman onları yönetmek, evet. O da önemli. Allah güç kuvvet versin diyorum. Ama buradan da sizler aracıyla şunu söylüyoruz. Tabii insanların talepleri karşılanabilecek olanlar var, karşılanamayacak evet, olanlar var. Şunu bilsinler ki bizler elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Karşılanabilecek olanları karşılıyoruz. Karşılanmayacak olanlarda da onu kolaylaştırmak için gerekli gayreti gösteriyoruz. Yine hemşehrilerimizin bizi arayabilirler. İnternete girdikleri zaman bizim telefon numaralarımız çıkar. Herhangi bir talepleri olduğunda bizim arkadaşlarımıza ilettiğinde kesinlikle bizim arkadaşlarımız muhakkak onlarla ilgilerini dönerler. Bazen gerektiği zaman biz doğrudan görüşürüz. O konuda da bizim kapımız her zaman hemşehrilerimize açık. Önce hemşehrimiz Sayın Emrullah işleri. Sonra seçtiğimiz, teveccüh ettiğimiz milletvekilimize. Sonra bakanlık yapan yine Sayın Emrullah işleri. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun bizim mesajımıza. İnşallah bir uzun zaman içinde Emrullah işleri tanımak. Onun hayatındaki siyaseti, ilim üzerinden siyaseti, siyaset üzerinden ilmi tanımak, tanıtmak isterim. İnşallah. Buraya geldiğimizde sözleşelim bir geniş oturalım. İnşallah geniş oturalım. Daha şöyle, oturalım inşallah. Mana aleminden maddeye, madde aleminden manaya geçelim olur mu? İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, konuğumuz değildi. Hemşerimiz de o. O bizim seçtiğimiz, teveccüh ettiğimiz bir insandı. Biz öyle baktık. Makamlar gelip geçeceğim ama o bizim gönül makamımızın insanı, hemşerimiz Sayın Emrullah İşler'le beraberdik. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.